Merhaba sevgili teraziler. 2-9 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, geçtiğimiz hafta Kova burcunda yeni bir ay doğdu. Bu hafta bu yeni ayın etkilerini hissetmeye devam ediyoruz. Bu haftanın göksel hareketlerine baktığımızda ay hafta başında Koç burcunda olacak. 3 ve 4 Şubat'ta ay Koç burcunda özellikle hayatımızda ikili ilişkilerin, ortaklıkların gündemde olduğunu gösteriyor. Eşimizle ilgili kavramlar biraz daha öne çıkabilir. Yakın arkadaşlıklar yine gündemde olabilir. Ancak ay Koç burcundan geçtiği sırada sizin burcunuzdaki Mars'la sert etkileşim de yapacak. Özellikle 4 Şubat'ta bu da karşınızdaki kişiyle, eşiniz veya ortağınızla bazı ani gerginliklerin olabileceğini işaret ediyor. İlişkilerde biraz temkinli olmanız gereken bir süreçtesiniz sevgili teraziler. Daha sabırlı ve anlayışlı olmaya çalışın. Şu sıralarda Mars sizi zaman zaman sabırsız ve çok sinirli yapabilir. Tabii günlük hayatınızdaki işlerin yoğunlaşması, yorgunluk da buna neden olabilir. Mümkün olduğunca ilişkilerde dengede kalmaya çalışmalısınız. Ayın 5'inden itibaren Ay Boğa burcuna geçiş yapacak. 5, 6, 7 Şubat'ta Ay Boğa burcunda maddi konular, ortaklıklar, banka, kredi, vergi, sigorta gibi işlemlerle uğraşabileceğinizi gösteriyor. Özellikle iş ortaklıkları ve yatırımlar da gündeminizde olabilir. Bu hafta 6 Şubat'ta yine önemli bir hareket gökyüzünde Merkür'ün retro harekete başlaması olacak. Merkür şu sıralarda Balık burcunda sevgili teraziler. Balık burcunda Neptün'le aynı yerde kavuşmuş durumda ve retro harekete başlayacak. Ay sonuna kadar, 28 Şubat'a kadar Merkür retroda olacak. Bu hafta içerisinde Merkür'ün retro hareketi özellikle günlük hayatınızda, iş hayatınızda, çalışma koşullarınızda veya evin içerisindeki ortamlarınızda bazı ufak tefek sorunlara neden olabilir. İletişim cihazlarının arızalanması olabilir. Çünkü Merkür en fazla iletişimle ilgili konulara dikkat çekiyor. Bu alanlarda sorun olabilir. Yanınızda çalışan kişilerle ilişkilere dikkat etmeniz gerekiyor. Yanlış anlaşılmalar, alınganlıklar olabilir. Merkür Balık burcunda çok rahat değildir. Zihinsel olarak daha karmaşıktır. Biraz daha hayalperest olabilir. Şu sıralarda Neptün'le de kavuştuğu için bu etki daha da artıyor olabilir. Bunun yanı sıra duygusal zeka yükselebilir, sezgiler güçlenebilir, empati yeteneği güçlenebilir. Özellikle sanatla ilgili, yaratıcılıkla ilgili çalışmalar için verimli olarak da kullanılabilir. Ancak Merkür retro vaziyette Neptün'le kavuştuğunda yanımızda çalışan kişilerle ilgili bir hayal kırıklığı, bir yanılgıyla karşılaşabileceğimize de işaret ediyor. Özellikle hizmet aldığımız kişilere biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı kayıplar olabilir. Evin içerisinde bir eşyanın kaybolması, bir unutkanlık sonucu hazırladığımız bir iş ürününün veya evdeki bir eşyanın, bir iletişim cihazının kaybolması, bir yerde unutmamız gibi konular da gündeme gelebileceği gibi bulunduğumuz ortamlarda suyla alakalı veya suyla ilgili aletlerde, su sistemlerinde bazı sorunların da olabileceğini işaret ediyor. Sağlığımıza da tabii bu alanda dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle ayaklarla ilgili hassasiyetler artabilir sevgili teraziler. Bunun yanı sıra kronik sağlık sorunlarında bazı artışlar olabilir. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için günlük burç videolarımızı izlemeyi de unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.